Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Zekeriya Hoca ile öğrenci koçluğunda bugünkü konumuz öfke ve stres yönetimi. Evet arkadaşlar, öncelikle öfkenin ne demek olduğunu bahsedeyim sizlere. Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen doğal ve evrensel bir duygusal tepkidir. En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip değillerdir. Bunu bir kere unutmayacağız. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkartanlar mutlu insanlardır. Peki öfkelenince ne yapacağız? Öfkelenince önce gevşeyeceğiz. Daha sonra biraz düşünüp ondan sonra davranış. Yani daha sonra davranma durumuna geçmemiz lazım. Niçin öfkelendim? Sebebi ne? Gidermek için en faydalı yol kâr ve zararım. İçe mi dışa mı vurulmalı? Yıkıcı, saldırgan olmayan çözüm yolları nelerdir? Öncelikle bunları düşünüyoruz, yeniden düşünüyoruz. Ve kendimizce düşünerek öfkemizi kontrol etme yoluna gidiyoruz. Peki öfkeliyken vücudumuzun durumu nasıl? Ona bakalım. Öncelikle sinirleniriz. Yüzümüz kızarır. Vücudumuz gerginleşir. Nabzımız artar. Titreriz, yumruk sıkarız, dişlerimizi sıkarız. En kötüsü de madde kullanmaya kadar öfke bizi bu yollara kadar sürükleyebiliyor. Öfke yönetimi dur, düşün, plan yap, harekete geç taktiğiyle sağlanıyor. Bunu unutmuyoruz. Duruyoruz, düşünüyoruz, plan yapıyoruz. Daha sonra harekete geçiyoruz. Peki stres nedir? Stres sürekli olarak değişen çevremize uyum sağlamaya çalışırken yaşadığımız fiziksel ve duygusal zorlanmaya biz stres diyoruz. Stresin devamlılığı depresyona sebep olur. Onun için bir an önce stresten kurtulmak gerekir. Yani azı zarar vermese de stresin çoğu depresyona kadar götürebiliyor. Yoğun stres yaşayanlarda görülen davranışlara geldiğimizde genelde kendine güvensiz, kendini değersiz ve yalnız hissederler. Yoğun stres içerisinde olanlar. Giderek hayattan daha az zevk alır, ölümle ilgili düşünceleri artmaya başlar. Aşırı hayal kurar ve bu yolla rahatlama yolunu seçer. Çoğu zaman ortaya çıkan öfke patlaması ve öfkeyi kontrol edememe durumu vuku bulur. Uyku bozukluğu, uykuda dalma, güçlük, yani uykuya dalmada güçlük ya da gece sık sık uyanma gibi durumlar söz konusudur. Sabah uyandığında kendini yorgun hisseder. İştahı kaybolur. Zaman algısında bozulmalar yaşanır. Dikkat zayıflaması ve hatırlama güçlükleri yaşar. Sosyal ve duygusal ilişkilerde bozulma meydana gelir. Sigara ve içki kullanmaya başlar. Başladıysa da bu durumda artış gözlenir. Sürekli yaptığı hataları ve başarısızlıkları düşünme durumu açığa çıkar, normalden daha fazla çalışma ihtiyacı duyar, sağlığından endişelenme ve sık sık bazı kontroller yaptırma ihtiyacı duyarlar. Her insanın da stres tolerans düzeyi farklıdır. Bu düzeyi şunları etkiler. Çocukluk yaşantıları, kişilik yapısı, bağışıklık sistemindeki bozukluklar, kişinin yaşam biçimi, stres oluşturan durum ya da sebebin devam etme süresi ve yoğunluğu. Stresle baş etmek için şunları tavsiye ediyorum. Fiziksel egzersiz ilk başta yapacağımız şey. Daha sonra sağlıklı beslenmeye özen göstereceğiz. Düzenli bir uykumuz olacak. Yani belli saatlerde uyuyup belli saatlerde uyanma durumu ve iyi bir dinlenme gerçekleştirmiş olacağız. İnsanlarla iletişim kuracağız. Yani sosyal bağlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Geçmiş ya da geleceğe değil, o ana odaklanmamız gerekiyor. Anın tadını çıkarıp gevşeme durumuna geçmemiz lazım. Ve doğa yürüyüşü de her zaman bizi stresten uzak tutacaktır. Öfke anında ise gevşeme ve nefes egzersizleri önemli bir yöntemdir. Bunu her zaman uygulamanızı tavsiye ediyorum. Gevşeyip derin nefes alıyorsunuz, nefes egzersizleri yapıyorsunuz. Öfke tepkisini ortaya çıkaran olay,
düşünce, duygu, davranış arasında bağ kurulmalı ve buna bağlı olarak alternatif düşünce yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Öfke yönetiminde öfkeyi tetikleyen koşullarla ilgili düzenleme yapılmalı, gerekli durumlarda mizahla yaklaşma gibi beceriler kazandırılması amaçlanmalıdır. Böylece öfke yönetimini sağlamış oluruz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer ders konumuz çatışma yönetimi ile ilgili olacak. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.